25 Mart 2009'da helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 15 yıl önce bugün hayatını kaybetti. Kaza mı suikast mı Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerindeki sır perdesi hala aralanmadı. Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 15 yıl önce düştü ancak soruşturma ve dava hala sürüyor. Takvimler 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Yerel seçimler öncesi siyasi partili liderleri illerde mitingler düzenliyordu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Yazıcıoğlu da o gün iki mitingse konuşacaktı. Önce Kahramanmaraş halka seslendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ikinci adresi Yozgat'ın Yerköy ilçesiydi. Programını aksatmamak için ilk kez helikopter kiraladı ancak Kahramanmaraş'tan bindi helikopter Keştuğan'ın kanı çukur mevkiine düştü. Helikopterdeki gazeteci İsmail Güneş defalarca yardım istedi ama imdadına yetişen olmadı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopterin enkazına 3 gün sonra ulaşılabildi. Yetkililerle 20 dakikadan fazla konuşan gazeteci İsmail Güneş'in otopsisinde sadece bacağı ve kaburgasının değil, çenesinin de kırıldığı ortaya çıktı. Naşı enkazdan 600 metre uzakta bulundu. Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması 2014 yılında Kahramanmaraş'ta görüldü. Olayın tüm sebepleri tüm ayrıntılarıyla araştırılıyor ancak kazanın üzerindeki sır perdesi henüz aralanmış değil.